Sindeki devletleri sürekli uğraştırmış büyük Türk hükümdarı kim acaba? Afşar hanedanlığının kurucusu, Asya'nın en büyük ve sonuncu fatihi Nadirşah. Video boyunca İran diye bahsedeceğim bölge sadece günümüz İran'ı kapsamıyor. Yani Türklerin o zamanlar İran dediği bölge, Azerbaycan Türklerinin yaşadığı, sınırları ve başkenti sık sık değişen bir Türk yurdu. İran o zamanlar Fars değil, Türk yurdu. Hükümdarları da hep Türkler olmuştu. Azerbaycan hükümdarı Nadirşah, Safevi yönetimi içerisinde Afşarlardan oluşan ordusuyla Osmanlı'ya, Ruslara, Kızılaylara ve Abdalilere karşı kazandığı zaferlerle herkes tarafından çekinilen birisi olmuştu. They got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Ama hükümdarların, şahların bir sözü, fermanı, hərəkəti ilə tarix də dəyişir, xalqın taleyi də, mədəniyyəti də, əraziləri də. Bax, belə hükümdarlarından biri Oğuz tayfalarından biri olan Əfşarlara, onların 40-lı qəbiləsinə mənsub Nadir Şahdır. Nadir savadsız və təhsil olmayan bir oğlan idi. 14 yaşına qədər anası və qardaşı ilə birgə yaşadığı Xorasanda çobanlıq etmiş, qoyun-quzu otarmışdı. Onun əcdadları hələ Şah İsmail Xətai zamanında 16-cı əsrin əvvəllərində Azərbaycandan Xorasana köçmüşdü. Baxmayaraq ki, Xorasan İranın Fars vilayəti idi. Bu adam Fars dilini pis danışır, Ərəb dilini isə heç bilmirdi. Azərbaycan türkçəsinin sadə tərəkəmə ləhcəsində bəzək-düzəksiz danışırdı.